Birbirimize ellerimizi uzatalım. Hep bir hedefe, yalnız Türk istiklal ve hürriyeti gayesine doğru yürüyelim. Vatan, behemhal kurtulacaktır. Milyonlarca kahraman evladının omuzlarında yaşayan aziz ve mübarek vatan. Sen, bu eşsiz sayısız kahraman evlatlarında haklı olarak ölün. Sahibi bulunduğun ateşli, mefkureli Türk gençliği senin fedakar koruyucularındır. Bu eşsiz kahramanların gölgesinde sen, ebediyen payidar olacaksın. Karnıyla düşünenler, gözleriyle öğrenenler, kalbiyle kızanlar. Anadolu'da bir şeyler oluyor. Bu miskin topraklar, bu cansız sanılan insanlar kıpırdanıyor. Sessiz bir gece şafakla birlikte yırtılıyor. Gecenin içinde toprak, gecenin içinde rüzgar, gecenin içinde köylü Mehmet derin uykusundan uyanıyor. Avrupa matbuatı ve İstanbul'daki mütareke gazeteleri tedirginlik içinde bir çeteden bahsediyor. Kemal ve çetesi diyor. Ama yalnızca Kemal ve Kuvay-ı Milliyesi mi? Avrupa asırlardan beri Asya çöllerinin hayat kabiliyetini unutmuştu. Şimdi birdenbire nicesinin altında kımıldamaya başlayan bu avını ne yapmak lazım geleceğinde tereddüt ediyor. Bıraksın mı? Uzun zamanlardan beri aralıksız bir yorucu takiple bugünün verdiği fırsatı kovalamışken, şimdi tam bir hırs ve iştahla tırnaklarını geçirdiği bir zamanda geri mi çekilsin? Bir hamlede bu henüz canlı avını boğmak mümkün olsaydı ne iyiydi. Fakat işte meçhul ve derin bir hayat kaynağı ona tekrar hareket ve faaliyet veriyor. Ve Avrupa hissediyor ki bu hareket ve faaliyetin titrettiği vücut üzerinde son başarılı hamle o kadar kolay olmayacak. İşte tehlike. Yüzyıllardır uykuda olan, Batılılar tarafından adeta kurbanlık koyun gibi rahatlıkla istifade edilen, boğazlanan Asya halkları şimdi artık kıpırdanmakta, ayağa kalkmakta, hürriyetlerini ve bağımsızlıklarını istemektedirler. Ve bu Batılılar için çok büyük bir tehlikedir. Ve önlenemez bir tehlikedir. Evet, Asya'nın esrarengiz sinesi sarsılıyor. Ve tarihin geçmiş devirleri altında kalmış ve unutulmuş büyük istilaları ister istemez hatırlayan Avrupa, zaferinin en parlak sarhoşluğuna karışan mühim bir endişeyle ürperiyor. Kafkas üzerinden Anadolu'ya, Bulgaristan'dan Fransa'ya, Mısır'dan bütün Afrika sahillerini takip ederek Septe Boğazı'na, Türkistan'dan Himalaya dağlarına tırmanarak Hindistan'a doğru uzayan bir cereyan, bir isyan cereyanı var. Ve bu Asya'dan geliyor yahut onda en büyük dayanak noktasını buluyor. Halbuki Asya, bu kuru ve miskin kıta, düne kadar ne güzel, ne müthiş bir kurbanlık koyun gibi kolayca sindirilecek bir şeydi. Şimdi emperyalizm o tarihlerde özellikle Asya ve Afrika'yı Hakimiyeti Milliye'nin tanımlamasıyla meskenet içinde, yani miskinlik içerisinde, aciz içerisinde bir büyük koyunun yutuluşu gibi görme eğilimi içerisinde. Ama Asya'da bir şeyler oluyor o tarihlerde. Bir kıpırdanış oluyor. Siyasal sistem değişiyor. Sovyetler devrimi başlıyor. Çarlık Rusyası değişiyor. Politikalar değişiyor. O arada Türkiye'de, Anadolu'da bir ihtilal. Anadolu ihtilali deyiminin bazı yazarlarca eleştirildiğini de okumuşumdur. Ama bizzat Anadolu ihtilalcilerinin kalemiyle 920'lerde bu deyim bir ihtilal tanımlaması içerisinde yer etmiştir. İhtilalin özelliği kökten değişimi hedefler. Kemalist devrim önderleri ezen ve ezilen dünya arasındaki kamplaşmada Türkiye'yi mazlumlar dünyasının bir parçası olarak belirlemişlerdir. Atatürk 2 Mart 1922'de şöyle der: "Biz Türkiye'liler Asya'yı bir milletiz, Asya'yı bir devletiz." Türkiye, emperyalizmin karşısında ezilen Asya'nın safındadır. Dünya tüm zenginlikleri elinde tutmak isteyen emperyalizmle kendi bağımsızlıklarını kazanmak isteyen Asya ya da Doğu milletleri arasındaki çatışmaya sahne olmaktadır. İşte Kemalist devrimin önderleri Hakimiyeti Milliye gazetesindeki yazılarla bu savaşta hangi cephede olduklarını göstermişlerdir. 1400 öncelerinde Avrupa, güçlü bir Avrupa. Avrupa ne yapmış? Çevreye doğru yayılmaya başlamış. Emperyalizm zaten genişleme ve istila demek. Yayılmaya başlamış. Kısa zamanda Afrika'yı bir anlamda hakimiyeti altına almış. Yıllardır Asya'yı zaten sömürüyor. Asya'yı yönetiyor. Avrupa'da bu Asya ve Afrika kıtalarından sağladığı güçle her geçen gün daha da kalkınıyor. Sonuçta 1700'lü yıllarda, 1700'lerin sonlarına doğru gelişen bir fikir çatışması var. Kapitalist dünya artık sömüren olduğu çok açık belli. Buna karşı ezilenlerin uyanışı var. Bu uyanışta Karl Marx ve öncesinin de çok büyük etkisi var. Tabii bu düşünürler bir yerde uyanışın önemli etkenleri oluyor. Avrupa bu tehlikenin kökünü Bolşevizm'de buluyor ve bütün savunma kabiliyetini bu nokta etrafında toplamak istiyor. Kuvay-ı Milliye dahi kendisinden bahsolunurken daima Bolşevizm'in öncü bir kuvveti olarak anılmaktadır. Buna karşılık Bulgaristan'da bütün mahiyetiyle gelişen Sovyet idaresi hakkında gazeteler pek az endişeli görünürler. İtalya'da sosyalistler, hükümet idaresini tamamen ellerinde tuttukları halde gelecek namına olsun bundan bahsetmiyorlar. Şu halde Avrupa, Asya tehlikesine kök ve esas olarak Bolşevizmi görmekte samimi olabilir mi? Tereddüt ediyoruz. Emperyalist ülkelerin kendi sömürdükleri ülkelerde bir kıpırdanma hareketi olduğunda, bağımsızlık, kurtuluş hareketi olduğunda ki bu 1920'lerde çok yoğun şekilde hissedilmeye başlar. Buna bir etiket takar ki bu etiketle kendi kamuoyu ve ortakları ortaklıktan kopmasına kamuoyu da yapacağı oluşumla devletinin uygulamalarına karşı çıkmasın. Bu bağımsızlık hareketlerine ortak bir isim takmıştır İngiltere. Bolşevik hareket demiştir. Tüm kurtuluş hareketlerine Bolşevik hareket olarak nitelendirmiştir ve Bolşevizmi kendi uluslarına bir tehlike olarak lanse etmiştir. Bolşevik hareket meydana gelince bu tehlikeyi önlemek için örneğin İngiltere devleti her türlü şey yapmakta hakkı vardır ve meşru bir hareket olacaktır. İşte Türk Kurtuluş Savaş'ta Kuvay-ı Milliye harekette bundan nasibini almıştır. Moskova ile işbirliği yaptıktan sonra bu tamamen yaygınlaşmaya başlamıştır. O nedenle Batı kamuoyu Anadolu'daki milli mücadele bir noktada yanlış algılamıştır. Şimdi bunun nedeni var. Bu şekilde tehlike gösterince müdahalede meşruiyet elde ediyor. Ortaklarından kopmamış, ortaklarını kendinden koparmamış oluyor. Anadolu'da bu damgayı yemiştir. Şimdi makalede bunun böyle olmadığı ifade ediliyor. Bizim sadece yaptığımız sömürtülmemek, bağımsızlık elde etmek ve topraklarımızı kurtarmak. Ve bu harekettir ki dünya emperyalist sistemini Asya tehlikesi denmesine rağmen çöküşe götürmüştür. Bolşevizm endişesiyle Asya tehlikesinin karıştırılması, Asya'da ortaya çıkan her hadisenin Bolşevizm şeklinde kabul edilmesi ve bu doğrultuda mesela Hindistan'a, mesela Türkiye'ye Bolşevizm isnadı ve güya bu tehlikenin önüne geçmek için tedbirler alınması yeni bir siyaset, yeni bir emperyalizm oyunudur. Dünya yeni bir devrimler çağına girmiştir. Dünya devriminin, daha doğrusu Doğu devriminin iki kaynağı vardır. Birincisi Rusya'da işçi sınıfı önderliğinde 1917 yılında gerçekleştirilen Bolşevik devrimidir, sosyalist devrimlerdir. İkincisi Türk devriminin temsil ettiği milli demokratik devrimlerdir. Ezilen milletlerin emperyalizme karşı bağımsızlık savaşlarıdır. Bu çağa iki dinamik kuvvet önderlik etmektedir. Sovyet Rusya ve Türkiye. Bu hareketler gelecekteki Büyük Doğu devriminin habercisidir, parçasıdır, öncüsüdür. Mustafa Kemal'e göre Anadolu yalnızca kendisi için değil, mazlum milletlerin kurtuluşu için mücadele vermektedir. Ve bu mücadelede Anadolu en ön safta dövüşmektedir. Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk biterdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin, bütün şarkın davasıdır ve bunu neticeye getirinceye kadar Türkiye kendisiyle beraber olan Doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir. Mustafa Kemal Anadolu'nun öncülük rolünü, Sovyet Rusya'nın Doğu halkları Propaganda ve Hareket Konseyi yetkilisi Eşba Yoldaş'a da söyler. 29 Ocak 1921 tarihinde o dönem Ankara'da bulunan yetkiliye şöyle der. Bana göre Türkiye, Doğu ve Batı dünyasının sınırındaki coğrafi vaziyetiyle ilginç bir rol oynuyor. Bu hal bir yanıyla faydalıyken diğer yanıyla tehlikelidir. Batı emperyalizminin Doğu'ya yayılmasını durdurabildiğimiz için Türkiye'yi öncü olarak gören halkların sempatisini kazanmış bulunuyoruz. Diğer taraftan bu vaziyet bizim için tehlikelidir. Çünkü Doğu'ya yönelen saldırının bütün ağırlığı öncelikle bizim üzerimizdedir. Ve Batı'nın bütün nefreti bizim üzerimizde yoğunlaşmış bulunuyor. Türkiye halkı bu konumuyla iftihar etmekte ve Doğu'ya karşı bu vazifesini yerine getirmekten mesut olmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın 18 Ekim 1921 tarihinde söyledikleri ise şöyle. Anadolu her türlü tasallutlara, taarruzlara karşı bütün mevcudiyetiyle nefsi müdafaa etmektedir ve bundan muvaffak olacağından emindir. Anadolu bu müdafasında yalnız kendi hayatına ait vaziyeti yapmıyor. Belki bütün Doğu'ya yönelik hücumlara bir set çekiyor. Efendiler, bu hücumlar elbette kırılacaktır. Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacaktır. İşte ancak o zaman Batı'da, bütün cihanda hakiki sükun, hakiki refah ve insaniyet hüküm sürebilecektir. Atatürk, insanlığı kurtaracak olanın Doğu devrimi olacağını söylüyordu. Hem de bundan o kadar da emindi ki. Bugün günün ardını nasıl görüyorsa, uzaktan Doğu milletlerinin de uyanışını öyle görüyordu. Bütün mazlum milletler zalimleri bir gün mahv ve perişan edeceklerdir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir heyeti içtimaiyeye mazhar olacaktır. Sakarya Savaşı. Emperyalistlerin İzmir'e çıkardığı Yunan kuvvetleri Anadolu toprakları üzerinde ilerliyor. Emperyalizmin Koçbaşı olarak kullandığı Yunan ordusu Ankara'yı tehdit ediyor. Acaba biz Sakarya'da yalnızca kendimiz için mi savaştık? O yıllarda Anadolu'dan Arap topraklarına, Afganistan üzerinden Hindistan'a, Çin'e kadar bütün doğu kaynamaktadır. Senelerden beri emperyalizmin pençesi altında sömürülen milletler artık kendi bağımsız devletlerini kurmak istemektedir. Bu ortak amacın başarılması, bütün ihtilal kuvvetlerinin birleşmesiyle mümkündür. Bağımsızlıklarını isteyen halklar ve devrim isteyen işçiler, ortak düşmana karşı ortak mücadele vermelidir. Nasıl ki Anadolu'da bütün milli unsurlar ortak amaç etrafında birleşmişse, Doğu'da da birlik şarttır. Ama önce herkes kendi üzerine düşeni yapacak, kendi vatanını savunacak, kendi düşmanını yenecektir. İnsanlığın bu ortak düşmandan kurtulması ancak tek tek ülkelerdeki dirençlerin gerçekleşmesiyle mümkündür. Ve emperyalizmin korktuğu başına gelmek üzeredir. Tahran'da İran milliyetçilerin isyanı, Afganistan'ın Türkistan'dan gelen Rus Bolşevizmine dayanan harekattan cüret ve cesaret alarak İngiltere nüfuzundan kurtulmak istemesi ve nihayet Anadolu'da Türkiye'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü müdafaa için bütün milletin kuvvetini yığması ve Avrupa'ya isyan etmiş olan bu çeşitli ihtilal kuvvetlerinin ortak bir müdafaa hissiyle birleşmesi ihtimali, İngiltere'nin ve bütün Avrupa'nın elinden Asya'nın çıkmak üzere olduğunu hissettiriyor. Önce kendi toplumunu bir birliğe getiriyor. Ondan sonra bütün o ezilen milletler, bütün mazlum milletler hepsi beraber hareket ederse o zaman başarıya ulaşırızı fark ediyor. Osmanlı Devleti'nin parçalanması döneminde ayaklananlara bizim tarafımızdan hep hain denmiştir. Hiç kimse de çıkıp demez ki yahu kardeşim bu imparatorluk batıyor. Herkesin de kendini kurtarma içgüdüsü vardır yahu. Yani de hakkı vardır. İlla ki senden beraber ben batayım diyemezsin. Atatürk burada hepsinden farklı olan tek insandır. Örneğini şuradan vereceğim. Suriye'de ki bozgun günlerinde işte 1918'in sonu bozulmuş ordu gidiyor. Yanındaki bir subay vardır. Arap kökenli bir subay. Ama işte, tabii Osmanlı Harbiyesi'nden mezun filan falan. Şimdi ordumuz bozgun halinde çekiliyor. Anadolu'ya doğru kaçıyor. Adam Mustafa Kemal'e gelip diyor ki paşam ben Trablusşamlıyım. Şimdi buradan gidip Anadolu'da ne yapacağım? Ben bari burada kalıp da kendi halkıma hizmet vereyim. Şimdi bu askerlikte bu pek söylenecek laf değil. Ve böyle bir adama bir kurşuna da dizerler. Adam bırakayım orduyu diyor, gideyim diyor. Çünkü bu olayı o zat hatıralarında yazdı. Bu çok önemli. Atatürk'ün sözü şu. İyi olur diyor. Git diyor. Orada örgütlen. Zamanı gelince hep beraber hareket ederiz. Bu müthiş bir şey. Suriye'de, Irak'ta, Anadolu'da düşmanlara karşı şiddetli bir mücadele devam ediyor. Irak'ta İngilizler aleyhinde şiddetli bir mücadele vardır. Bundan başka Suriyelilerin de Fransızlara karşı aynı şiddette mücadele ettiklerine dair her gün alınan haberler, orada da istilacılar aleyhinde ne kadar kuvvetli bir ayaklanma mevcut olduğunu göstermeye kâfidir. Müşterek tehlikeler karşısında, müşterek vaziyetler içinde ve pek sıkı bağlarla birbirine bağlı bulundukları şüphesiz olan bu milletler için, şu vaziyet içinde düşünülecek ve yapılacak bir şey var ki, o da her üç memleketin de tam ve kat'i bir bağımsızlığa sahip olmaları düsturu üzerinde duran sıkı bir mücadele birliği tesis etmektir. Bu üç memlekette yaşayan, birbirlerini pek iyi tanıyan ve aynı tehlikeler karşısında, aynı kendini müdafaa hissiyatıyla duygulanmış bulunan halk kitleleri için, arkalarını birbirine dayamak suretiyle bugünkü mücadeleyi daha ziyade şiddetlendirmek kadar bugün için güzel bir siyaset tasavvur edilemez. Büyük Millet Meclisi açıldıktan ikinci günü 1920-24 Nisan günü mecliste kapalı oturum yaparlar. O zamana kadarki maceralar hakkında milletvekillerine izahat verir. O izahatta Suriye ve Irak meselesini anlatıyor. Suriye ve Irak meselesini anlatırken her ikisi de bize geldiler. Kurtuluşu beraber yapalım dediler diyor. Ve ben onlara dedim ki diyor kurtuluşu siz kendi gücünüzle yapacaksınız. Ondan sonra federasyon veya konfederasyon düşünebiliriz diyor. Şimdi Atatürk dolayısıyla bakarken Ankara'da hani oturmuş hiçbir şey değil. Gitmiş İstanbul'da meclis toplanmış, politikalar yapılıyor filan. Atatürk'ün de hiçbir şey yok ama gazeteye makalelerini yazarken orada mazlum milletler tezini ortaya atıyor işte. O çok önemli bir şey. Yani ezilen milletler olarak biz, öyle ayrım filan yok. Hani onlar Arap'tı, vay bize ihanet etti filan. Hayır, hayır, hayır. Hepimiz bağımsızlık hakkına sahibiz. Hep beraber ve aynı anda. Ayaklanırsak başarırız. 1920'lerin daracık, tozlu sokakları ve ahşap evleriyle Ankara, Doğu Devrimi'nin merkezi haline gelmişti. 1919 yılında İngiliz boyunduruğundan kurtulan ve bugün Amerikan işgali altında bulunan Afganistan, Ankara hükümetini tanıyan ilk ülkeydi. Türkiye, ilk elçisi olan Abdurrahman Bey'i 1920 yılında Kabil'e gönderdi. Afganistan'da bir yıl sonra Sultan Ahmet Han'ı Ankara'ya elçi olarak atadı. 21 Nisan 1921'de 2. İnönü Zaferi arifesinde Ankara'ya gelen Afgan elçi, kendisini karşılamaya gelen kalabalığa şu konuşmayı yaptı. Afgan milleti bu kahraman milletin zaferi için Tanrı'ya yalvarıyor. Doğu'nun karanlığını yok etmek için bütün Doğuluların emelleri sizin yüksek sancağınıza bağlıdır. Tarih kayıtlara şöyle düşüyor. Tarihte ilk kez bir anlaşmada Doğu uluslarının uyanışından, onların bağımsızlık ve özgürlüğünden söz ediliyor. Bu Afganistan'la devrimci Ankara arasında yapılan anlaşma. 1 Mart 1921 tarihinde imzalanan anlaşmanın girişinde, anlaşmanın imzalanma nedeni olarak birinin mutluluk ve felaketinin, ötekinin mutluluk ve felaketine neden olacağı, bir vücudun parçası gibi taraflardan birine gelecek sıkıntı ve dertten öteki tarafın etkilenip üzüntü duyulacağı yazıyor. Tüm Doğu'nun mutluluğu için bir başlangıç sayılan anlaşmanın 4. maddesi, tek vücut birleşen Doğu milletleri arasındaki ilişkiyi gözler önüne seriyor. Türkiye-Afganistan Antlaşması 1 Mart 1921 Madde 4. Bağıtlı taraflardan biri, Doğu'yu istila ya da sömürge yapma siyasetini izleyen herhangi bir emperyalist devlet tarafından ötekine yapılacak saldırıyı bizzat kendine yapılmış sayarak elindeki araç ve olanaklarıyla onu püskürtmeyi kabul eder. Hakimiyeti Milliye gazetesi 24 Mart 1921 tarihli sayısında anlaşma haberini okurlarına müjde olarak açıklar ve şunlar yazılır. Bu anlaşmayla Türkiye, şimdiye kadar meşgul olamadığı Asya politikasıyla ilgilenmeye başlıyor demektir. Türkiye, diğer Doğu milletleri gibi kuvvetini Doğu'dan aldıkça Avrupa'nın istilacı zihniyetine karşı ancak bu kuvvetle koyabilecektir. 1922 yılında Ankara'da bulunan Komünist Enternasyonel'in iki gözlemcisi, Ankara'nın arkasına aldığı gücü bakın nasıl anlatıyor. Arkalarında yalnızca Sovyet Rusya ve yalnızca Fransız diplomatları değil, Hindistan Müslümanları, Mezopotamya ve Filistin Arapları, bütün Mısır, İngiliz sömürgeciliğinin baskısı altında bulunan ve bugün Kemal Paşa'nın zaferinde, Türkiye'nin kurtuluşunda kendi kurtuluşlarının başlangıcını gören Müslüman Doğu'nun bütün ülkeleri var. Ankara gücünü kendisiyle aynı kaderi paylaşanlardan alıyordu. Sırtını yasladığı büyük coğrafya hem zengindi hem de dinamikti. Komşuları ona güveniyor, onu öncü olarak görüyordu. Türkiye sonraki yıllarda Doğu siyasetini daha da sağlamlaştırmaya çalıştı. Çevresinde emperyalizmin saldırısına karşı bir kalkan oluşturmayı temel dış politika stratejisi olarak benimsedi. Komşularının güçlü ve bağımsız olması kendi bağımsızlığı anlamına geliyordu. Bu anlayışla hareket eden Türkiye, 1934 yılında Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya ile birlikte Balkan Paktı'nı, 1937 yılında ise Afganistan, Irak ve İran'la Sadabat Paktı'nı kurdu. Bu iki pakt bölgesel bir yardımlaşma ve savunma anlaşmasıydı. Komşularımızla ve bütün milletlerle münasebetlerimiz ciddi, samimi, sulh ve emniyet fikrine müstenid olarak inkişaf etmektedir. Dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafazası bizim daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. Balkan Paktı'nı kuruyor, Sadabat Paktı'nı kuruyor. Şimdi bu ne demek? Burada bir federasyona doğru gidiyor zaten. Yani Arap ülkelerini boş bırakmak niyetinde değil, Balkan ülkelerini boş... Çünkü biliyor ki emperyalizm onları yutacak. Onların yutmaması lazım. Onlara diyor ki bağımsız olun, gelin federasyon yapalım. O zaman ne olacaktı? Bir Sovyetler Federasyonu olacaktı. Bir de diyelim ki Doğu Akdeniz Federasyonu olacaktı. O zaman gelsin bakalım emperyalizm. Gelemez ki. Ve bizi bunlardan uzaklaştırmak için yavaş yavaş demokrasi diye garip bir çarka soktular. 1938'den itibaren yeniden tanzimata döndük. Hintliler yardım ediyorlar bize, değil mi? O Mustafa Sagir olayı hariç, değil mi? Onu İngilizler gönderiyorlar ama Hint Müslümanları aralarında para toplayıp bize gönderiyorlar falan. Hint Müslümanları sonraki Pakistan yahut Bangladeş ama Pakistan daha çok. Demek ki o zaman ilişkilerimiz bunlarla oluyor yani Asya deyince. Ne yaptı Atatürk? İşte Rusya ile dostluk kurarak, anlaşmalar imzalayarak Doğu cephemizi güvenceye alırken ve artık orada bir askeri tehdit oluşunu yok ederken güneyde Fransızların tehdidini elimine etti. Askeri zaferden sonra da süratle güneyde yeni bir denge politikası uygulayarak İran, Irak, Afganistan'la beraber bir barış anlaşmasını gerçekleştirdi. Ve çevresinde bu bölgede bir barış kuşağı oluşmasını sağladı. İran Şahı müthiş, ilginç bir adam. Ben onu gördüm, Atatürk'le beraber gördüm geldikleri zaman. Yani böyle uzakta, ben çocuktum, 10 yaşındaydım, 12 yaşındaydım. İkisini gördüm böyle. Hatta şuna hatırlıyorum, arabadan geçiyorlardı, açık araba. Halk alkışlıyor, ben de alkışlıyordum o zaman Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal hiç yüz vermiyor, böyle duruyor. Alkışı kendine almıyor, Şah alkışlanıyor diye. Şah selam veriyor, o aldırmıyor, böyle duruyor. Çok ilginç bir şey yani. Şimdi Ankara'dan trenle dönüyorlar İstanbul'a, Şah'la beraber, Rıza Behlevi. Tren durmuş bir istasyonda, bağırıyorlar yaşa maşa diyor. Şah çıkıyor pencereye, arkadaşım uyuyor, rahatsız etmeyin diyor. Yani Mustafa Kemal'i uyandırmayın diyor. Müthiş tatlı bir hikaye diyor. Arkadaşım uyuyor diyor. Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan beri, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim. Eflat şayet olmuştu tabii. Mübarek atıyorlar, cevran ediyor. Hiç şüphe yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. İnşallah. 1950 yani bir 2. Dünya Harbi'nden sonra hem Türkiye Cumhuriyeti bu bağımsız politikasını yürütmede yeterince ısrarlı ve niyetli davranamamış, becerememiş. Bu beceriksizliği nedeniyle de kuzey komşusuyla ilişkilerini hep Batı'nın gözlüğüyle, Batı'nın çıkarları istikametinde yönlendirmiştir. Bu Batı istikametinde yönlendirdiği için de Sovyetler Birliği ile ilişkileri Mustafa Kemal dönemindeki ilişkiler kadar sıcak olmamıştı. Kaldı ki Atatürk batılılaşalım demedi ki, muhasırlaşalım dedi. Yani çağdaşlaşalım dedi. Diyorlar ki işte Atatürk sağ olsaydı bilmem şimdi AB'ye koşardı. Aman treni kaçırmayalım falan derdi. Mümkün mü ya? Bu yani Atatürk düşüncesiyle, Atatürk sistemiyle alay etmek. Gazi'nin iktidar süresine bakınız. Mustafa Kemal Paşa'nın Batı ile hiçbir ittifakı yoktur. Hiçbir anlaşması yoktur. Bir sürü ihtilafı vardır. Musul'dan başlar, Dersim gelir, Hatay gelir, 12 adalar gelir. Son 50 sene içinde etrafımızdaki dostlarla halimizi düşünün. Herkesle düşman. Ve bunun bir tek sebebi var. Bizim batıya kendimizi angaje etmemiz. Biz batıya angaje olmasak kimseyle düşman olmayacağız. Hepsi çünkü batının kazığını yemiş ülkeler ve bunu istemiyorlar. Biz ilk kazığı yiyen ve o kazığı çıkaran, biz şimdi gene aynı kazığa talip. Böyle acayip bir durumda oluyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın savunma stratejisi Türkiye'nin normal savunma stratejisidir. Onun sağlığı boyunca Batı'yla hiçbir böyle savunma anlaşmasına benzer bir anlaşmamız olmamıştır. Buna mukabil Batı bizi sürekli rahatsız etmiştir. Önce Şeyh Said'le etmiştir, sonra Nasturilerle etmiştir, sonra Dersim'le etmiştir. Her birinde isyanlar çıkartır, böyle sorunlar yaparlar, boğazlar meselesini ortaya koyarlar, o ikide bir karşımıza çıkar ama hepsinin üstesinden gelmesini de Mustafa Kemal Paşa zamanında bilmişizdir.